yapılmalı. Hani köşe de böyle olmalı. Zaten Kozan'da biraz bazen kantarın topuzu kaçıyor mu? Siz de biliyorsunuz. Özellikle basılı medyada siz kendi size malum biliyorsunuz. Kantarın topuzu kaçmıyor değil ama daha yani etik kurallar içerisinde yapılması lazım. Yazılması lazım. Eleştirilecek kişi daha makul yoldan eleştirmeli lazım. Yani mahkemelik olacak kadar ya bilmiyorum. Ben pek hoş görmüyorum bu konuda. Evet. Türkeş Bey'in mutlak bu konuyla diyecekleri vardır. Ayrıca tabii ki sitenin başarıları dedi biraz önce. Sitenin başarılarını da değerlendireceğiz. Türkeş Bey'e söz hakkı vermeden kısa bir reklamlar diyeceğiz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden ekspres günden son hızıyla devam edecek. Çünkü internet gazetecilerinin basılı yaygın basında arasındaki farkları tartışmaya ve internet gazeteciliğinin bugün nerede olduğunu ve internet gazeteciliğinin Kozan'da neler başardığını hep birlikte ikinci bölümde siz değerli izleyenlerimizin karşısına ekranlara getirmeye çalışacağız. Devam ediyoruz. Sayın Manga'da kalmıştık Manga. Köşe yazarlarının kriterleri ve köşe yazarlarının eleştirileri derken Oğuz Bey de birçok eleştiriyoruz demişti. Siz de direkt ben sohbetinizin başında sizin dediğinize katılmıyorum demiştiniz. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Az önce sohbet ara verilmeden önce Oğuzhan Bey'in söylediklerine bir kısmına katıldım. Bizim de köşe yazarlarında aradığımız kriterler Türk milli örf geleneklerimize, adetlerimize uygun yazılar yazmak. Yani insanları küçük düşürmek, karalamak amacıyla değil, toplumu bilinçlendirmek, aydınlatmak. İstediğimiz kriterler bu. Bunu zaten sağladıklarını da görüyoruz ve bu yüzden yazdıkları yazıya onların müdahale etme gibi bir şansımız yok. Hepsi de aydın insanlar, zaten seçilmiş kişiler. Örneğin toplumumuzda insanlar internet haberciliği karşısında bazı şikayetleri de gündemde. Mesela bir uygunsuz bir haberi veya olumsuz bir haberi yayınlanan bir kişi devlet nazarında yasalar karşısındaki gereken cezasını çekiyor ama internet üzerinden girdiğiniz an o kişinin adeta o gün aynı suçu işlemişçesine o haber tekrar önüne geliyor. Pekala bu internet sitelerine koyulan haberlerin bir süresi, bir aşaması yok mudur? Yani bunun bir silinme kriterleri yok mudur? Belli bir zamandan sonra silinebiliyor mu? Veya site yönü yani sizler tarafından istenildiği zaman haber siteden kaldırılabiliyor mu? Şimdi Hüseyin Bey, aynı şekilde bunu yazılı basın olarak da ele alırsak, normalde siz bir yazılı basın işletiyorsunuz. Kozan'da saygın bir gazetenin yöneticisisiniz. Bir baskı yaptığınız bir gazeteyi ne yapıyorsunuz? Arşiv tutuyorsunuz elinizde. Aradan 10 sene, 20 sene de geçse, o sayı bir sureti de olsa mutlaka elinizde var. Bir yasal bir işlem yapılsa, bir mahkemelik olay olsa, onu belge olarak sunmak zorundasınız. İnterneti de bundan farklı olarak görmeyelim. Yani Kozan'daki yerel siteleri değil de ulusal bazda yayın yapan işte Milliyet, Hürriyet gibi büyük haber ajanslarını düşünün. Bir veri tabanına yazılır. Haber olsun, genel içerikler olsun. Amaç nedir? Daha sonra bunları paylaşabilmek. Ha şimdi kişiler o habere mutlaka belki 10 sene sonra da ulaşacak. O haber belki güncelliğini yitirecek ama internette şu olay var. O haberin yazılış tarihi, saati mutlaka içerisinde var. Yani bunu o şekilde değerlendirmek gerek. Yapılan bir haberi kaldırmak haberciliğe de etik olarak pek uymayacağını sizler de tahmin ediyorsunuz. Evet. Evet ben de Türkeş Bey'e katılıyorum. Sonuçta tarihe geçiyor. Yani o günkü yazılan haber olay her neyse kişisel de olsa tarihe geçiyor. Dolayısıyla bunu bir gün veya birkaç gün sonra sistemden kaldırmak, veri tabanından silmek bir defa haberciliğin habercilik yani etik değil. Örneğin 10 yıl sonra bir kişi ulaşmak istese özel çabalarla ulaşması gerekiyor. Mesela atıyorum bundan 10 yıl sonra diyelim yani bir kişi geldi kendini hakkında çıkan bir haberden dolayı ulaşmak istese de
belli bir kademeleri aşması gerekiyor. Yani işte gelip bize başvurması gerekiyor. Bize başvurmaktan sonra işte haberin içeriği verilmeyeceği bize bağlı. Yani örneğin basın yayılmasında yasal süre bir yıldır. Yani bir yıl içerisinde o da, haber davalı konusu olabilir veya da bunların yasal süreçte yaptırımı vardır. Yalnız o saatten sonra insanlar o habere veya o gazeteye ulaşmaları bir güçlüktür yani, bir zorluktur. Ama internet sitelerinde böyle değildir. Yani atıyorum işte Hüseyin Erciyes yazdınız. 10 yıl önce Hüseyin Erciyes ile ilgili hangi haber varsa olumlu veya olumsuz karşımızdadır. Düşünseniz yani bunu şöyle de düşünebilir miyiz bilmiyorum. 16 yaşındaki, 17 yaşındaki bir gencin bir cinayete veya istenmeyen bir olaya girdiğini, bundan dolayı yargılandığını, ceza aldığını ve yaptığını ve 27-28 yaşında tekrar topluma kazanma adına tekrar girdiğini ve onda bir kız istediğini. Yani artık günümüzde atıyorum Hüseyin Erciyes yazdı. Hüseyin Erciyes veya işte Oğuzhan Bey veya Türkeş Bey sizin kızınızı istiyor. İnternete yazdığınız zaman kimde olduğunu öğreniyorsunuz. Yani ama 10 yıl önce yaptığı bir suçtan ve cezasını çekmiş bir suçtan hayatına şekil vermek, ona onu yönlendirmek doğru mudur sizce? Şimdi şöyle bir şey var. Bu kişi bir işte suça karışmış bir kişi. Sonuçta onun hükmünü veren Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleridir. Yani bu üzerinden yıllar da geçmiş olsa bu bir gerçektir yani. Sonuçta siz de olmasa dahi o kişinin adli sicilinde veya mahkeme kararında veya devlet kapısında her daim önüne çıkacak bir engeldir. Yani bunu bizim gösteriyor olmamız bir şey değiştirmez. Yani biz göstermesek dahi o kişinin önünde eğer suça karışmışsa, böyle bir şey olmuşsa hayatında, o mutlaka yani her zaman önüne çıkacaktır. Yani biz bunu yayınlamasak dahi... Karşılaştınız mı? Yani örneğin ben bu tip haberin internet sitesinden silinmesini istiyorum diye size başvuran veya da bunun dışında mahkemeye başvurup bu şekilde benim ismim, ben bunun cezasını çektim, süreci bitti dedi. Ondan sonra ben bunun buradan kaldırılmasını istiyorum diye bir istekle, arzuyla gelenlerle veya yasal süreçle karşılaştınız mı? Şimdi Hüseyin Bey, Kozan Bilginet olarak biz bu zamana kadar karşılaşmadık. Fakat tabii insanların yasal hakları vardır. Yani bir mahkeme kararıyla eğer o adam suçsuzluğu var ise veya bu haber metninin güncelliğini, geçerliliğini kaybettiğini belirten yasal bir tutanağı, belgesi varsa onu ibraz ettiğinde, ha bu konuda bizler de boş insanlar değiliz yani. Mutlaka o kişinin oradaki en azından onu rahatsız eden haberi yeri geldiğinde kaldırma yetkimiz de olabilir. Kaldırılabiliyor. Kaldırılabilir. Ama yarın o kişinin aynı suçu tekrar işlemeyeceğini de bilemezsiniz tabi. Ha, burada resmi olarak yasalaşmış haber değerini taşıdığı için o arşivinizde yer alıyor. Yani burada şey de var. Yani internet üzerinden yapılan haberler yasal takibinin zorluğu da var. Yani burada yasal bir boşluk var mıdır internet sitelerinin yayınladığı haberlerde? Mesela bizler gazeteyi başladıktan sonra ilk vermeye, yani dağıtımda vermeye tek hükümlü olduğumuz kurul Cumhuriyet Başsavcılığı. Yani kesinlikle bunu götürüp gazetenizi dağıtıma sunmadan önce Cumhuriyet Başsavcılığı'na tutanak karşılığında alındı belgesiyle birlikte teslim etme zorunluluğunuz var. Oysa ki internette atıyorum bir haber yayınladınız veya aslı olmayan bir şeyi yayınladınız. Direkt ben biraz önce de kendiniz ifade ettiğiniz bir tuşa baş gönderdiniz. Yani bütün insanlar online bunu görebilecektiniz. Pekala, yani bunun bir şeyi yok mudur? Denetim mekanizması var mıdır? Denetim mekanizması var. Şu an internet yayıncılığı ile ilgili çok ciddi çalışmalar var. Bunu gündemde de sürekli takip ediyoruz. Birçok sitenin filtrelendiğini, engellendiğini görebiliyoruz. İşte İletişim Bakanlığı'nın engelleme yazısını ekranda görebiliyorsunuz. Ha nedir? Bir, kötü amaç içeren, örneğin ağır derecede cinsel içerik olan, insanları şiddete teşvik eden veya küçük çocukları psikolojik yönde etkileyen, yanlış bilgiler veren birçok site şu an takip ediliyor ve kapatılıyor. Resmi olarak bunu görüyoruz. İnternette bir şeyi bulmanız, o sitenin denetlenmesi o kadar zor bir şey değil.
sakıncalı olan kelimeleri, cümleleri arattırdığınızda zaten sizin nasıl bir yayın politikası izlediğinizde açıkça ortaya çıkar. Normalde Google'dan da aratabilirsiniz diğer arama motorları veya kendi sitenizin içerisinde de interaktif arama motorları vardır. Bundan da yararlanarak sitenizin dökümünü gerekli resmi kurumlar sürekli inceliyorlar. Yani emniyet birimleri olsun, bu konuda yetkili olan kişiler zannetilmesin yani bu işler boş gidiyor. Bazı denetimlerin içerisine geçiyoruz ve şu anda internet üzerinde çok büyük bir filtreleme, sansürleme olayı da zaten başlamış durumda. Peki ya Oğuz Bey, şu anda nasıl anlatılır? Çok net olarak kelimelerle ifade etmek belki biraz çok mümkün değil ama bir site kurumunun maliyeti nedir? Önüne gelen herkes site kurabilir mi? Mesela yine yerel yazılı basınla örnek vererek, örneğin sağ yüz kısaltısı sağ altınız var ise gazete kuramazsınız, gazete sahibi olamazsınız. Örneğin gazetenin yazı işleri müdürü olabilmeniz için en az lise mezunu olmanız gerekmektedir. Bir gazete sahibi olmak için yüz kısaltısı herhangi bir suçunuz olmaması gerekiyordu. İşte TC, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekmektedir. 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir. Bu tip yaptırımlar var. Yani gazeteyi kurmaz, yazılı basında boşluklar yok mu? Çok fazla boşluklar var. Çünkü ülkemizde bu kriterlere uymayan insan sayısı çok ama çok az. Bizde de aynı önüne gelen gazete kuruyoruz sistemi mevcut. Pekala, internet sitesi de önüne gelen herkes internet sitesi kurabilir mi? Yani internet gazeteciliği yapabilir mi? Evet. Bahsettiğiniz gibi internet gazetecinde çok fazla öyle bir denetim söz konusu değil. Yani evet, önüne gelen internet gazetesi açabiliyor. Yani maliyeti işte nedir, bu değişir yani. Hani atıyorum yıllık en fazla olsun 200 lira bir masraf karşılığında. Hani sonuçta internetten alan kiralıyorsunuz. Yani internet bir network, yani ağ üzerinden bir kendinize ait bir alan, bir isim alıyorsunuz. Bundan sonra kendi haberlerinizi bölgenizde bulunan veya siz ne haber yapmak istiyorsanız o sistemde, o yazılımda habercilik yapabilirsiniz. Yapabiliyorsunuz. Yani şu anda gördüğümüz o zaten. Bu Kozan'da da var. Genelde de var. Bu yapılıyor yani. Yani bir kanun basılı yayın gibi bir yere başvurmanız gerekiyor mu? Siteyi kurmak gerekirken mesela ben biraz önce de konuştuk, işte yeni gazeteme site kuracağım veya siz bir haber internet sitesi oluşturacaksınız. Bunun için yani bir yere dilekçe vermeniz gerekir mi? Vergiye kayıt olmanız gerekir mi? Şu an benim çok fazla bilgisayarım değil mi konuyla alakalı, olduğunu duymadım. Yani ben biraz araştırma yaptım bununla ilgili. Hani resmi olarak nasıl resmi? Belki Türkeş Bey'in bilgisi vardır. Çok yani sizin bahsettiğiniz o hani gazete, basılı gazete, hani o tarz bir kriteri yok. O kadar detaylı bir kriteri var, onu biliyorum. Yani çok da zor değil yani gazetecilik, internet gazetecilik yapmak. Ama mutlaka bunun üzerine çalışmalar var. Bugün Adana'da bir internet gazetecileri derneği kuruldu. Bu mutlaka boş bırakılmayacaktır. Yani oturması da gerekiyor zaten bir kalıp üzerine. O yüzden şu an için çok somut şeyler yok. Onu biliyorum sadece. Şimdi eksiklik şu zaten Hüseyin Bey. Hani Oğuzhan Bey az önce de Adana'da gazeteciler cemiyetine benzeyen işte internet gazetecileri cemiyeti kurulduğundan bahsetti. Fakat bu internet haber sitelerini, internet gazetecilerini bir arada toplamak için. Ama bir denetleme mekanizması bu değil. Benim anlatmak istediğim şu an denetleme mekanizması işte Cumhuriyet Savcılıkları ve Emniyet Birimleri tarafından yapılıyor. Gazetede ise biliyorsunuz Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü var. Evet. Yani resmi bir gazete kurabilmek için işte bazı evraklarınız var. Sabıka kağıdı çıkaracaksınız, ikametgah belgesi, adres belirteceksiniz. Gideceksiniz, işte kaymakamla müracaat edeceksiniz bu konuda. Emniyete müracaat edeceksiniz. Savcılığa müracaat edeceksiniz. Ve değerlendirildikten sonra tabelanıza asıyorsunuz. İnternette o şekilde yok. Hani birçok kanunlardaki eksiklik burada da görülüyor. Yani önüne geçen işte X isimli bir arkadaş kendine
20-30 lira gibi basit bir ücretle bir domain alıp işte bir 250 megabaytta bir hosting alırsa oturur bir site yapar. Ama